İnternetten para kazanma serisine daha çok emek isteyen fakat daha mutlak ve daha çok kazanç sağlayan makale yazarak para kazanma videosuyla devam ediyoruz. Bu videoda size nasıl SEO uyumlu makale yazılacağını, bunları nerelerde kaç liraya satabileceğinizi, satarken nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve eğer sizden fatura isteyen olursa şirket kurmadan bunu nasıl halledeceğinizi anlatacağım. Eğer devamlı sizinle iş yapacak müşteriler bulursanız arkadaşlar, SEO uyumlu makale yazarak ayda 2000-3000 lira gelir elde edebilirsiniz. Sadece bu işi yaparak ev geçindiren insanlardır. Videoyu sonuna kadar izledikten sonra makale ticareti yapabilmek için gerekli olan tüm bilgileri edinmiş olacaksınız. Başlıyoruz. Birinci ana başlığımız. SEO uyumlu makale nedir? Nasıl yazılır? Başta Google olmak üzere arama motoru listeleme kriterlerine uyarak yazılan makalelere SEO uyumlu makale denir. Peki bu kriterler nelerdir? Diyelim ki kaliteli zeytinyağı konulu bir makale yazmamız isteniyor. Dikkat etmeniz gerekenler şunlar. Öncelikle başlıklar. Başlık anahtar kelimeyi içermeli. Başlık anahtar kelimeyle başlamalı. Başlık en az 3 kelimeden oluşmalı. Başlık en fazla 75 karakter içermeli. Peki başlığı nasıl belirleyeceğiz arkadaşlar? Bunun için hemen Google'ı açıyoruz ve anahtar kelimemizi yazıyoruz. Aşağıda açılan anahtar kelimeler bu kelimeyle ilgili en çok yapılan sorulara aittir. Burada arkadaşlar ana başlık olarak genellikle açılan listedeki en üstteki sonucu kullanmalıyız. Örneğin arkadaşlar başlık olarak kaliteli zeytinyağı nasıl anlaşılır öbeğine karar verdik. Bu başlık 36 karakter arkadaşlar, yani 39 karakter daha ekleyebiliriz. Öyleyse tekrar Google'a kaliteli zeytinyağı yazıp konumuzla ilgili bir sorgu daha bulalım. Burada kaliteli zeytinyağı markaları araması da yapılmış. Fakat bu başlı başına ayrı bir makale başlığı olacak nitelikte. O yüzden bu konuyu destekleyebilecek kaliteli zeytinyağı değerleri başlığını seçiyoruz. Ve bunu da arkadaşlar başlık öbeğimize ekliyoruz. Şimdi başlığımız kaliteli zeytinyağı nasıl anlaşılır, değerleri nasıl olmalıdır haline geldi. Ve toplamda tam 63 karakter oldu. Tekrar kaliteli zeytinyağı yazmaya gerek yok arkadaşlar. Çünkü Google arama yapıldığında kaliteli zeytinyağı ve değerleri kelimelerini ayrı cümlelerde de olsa tek bir kelime öbeği gibi tanımlayacak. Aslında bu başlık sayesinde tam 4 farklı sorguya cevap vermiş olacağız. Nedir bu varyasyonlar, hemen bakalım. Kaliteli zeytinyağı nasıl anlaşılır? Kaliteli zeytinyağı nasıl olmalıdır? Kaliteli zeytinyağı değerleri. Kaliteli zeytinyağı değerleri nasıl olmalıdır? Karakter sayısını arkadaşlar hızlıca öğrenebileceğiniz online webmaster aracının linkini de video açıklamasına ekledim. Bu araçları kendi sistemde toplamaya başladım arkadaşlar. Hepsine kolayca bir yerden erişebilin diye. Bunun ilk adımını da bu araçla atmış olduk. Geldik arkadaşlar alt başlıklara. Alt başlıklarda da arkadaşlar temel anahtar kelimeler bulunmalı. Fakat farklı cümleler içinde yer almalı. Başlığımız kaliteli zeytinyağı nasıl anlaşılır, değerleri nasıl olmalıdır? H1 tagı. Alt başlıklar. Kaliteli zeytinyağı nasıl üretilir? H2 tagı. Kaliteli zeytinyağı değerleri H3 tagı. Kaliteli zeytinyağı nereden satın alınır? H4 tagı. H ya da arkadaşlar H tagı olarak bilinen tag nedir? Ne işe yarar? H tagı arkadaşlar arama motorlarının metinlerdeki başlık hiyerarşisini tanımlayabilmesini ve böylelikle metini sınıflandırabilmesini sağlar. Eğer metinlerin siteye girişini siz yapacaksanız bunu bilmeniz ve uygulamanız önemli. İçerik girişi yapmasanız bile arkadaşlar müşteriye bu metni H tagları işaretlenmiş biçimde gönderirseniz ve girişi bu şekilde yapmasını isterseniz konu hakkındaki bilginizi ortaya koymuş olursunuz. Genellikle arkadaşlar kullandığınız web sitelerinde başlıklara H tagı atamanızı sağlayacak editörler bulunur. Yoksa da arkadaşlar diyelim HTML ve statik bir düzende bu işi yapacaksanız cümlenin başına H açılış tagı ve cümlenin sonuna H kapanış tagı ekleyerek bunu yapabilirsiniz. İlk başlık arkadaşlar her zaman H1 tagında olmalıdır. Sonra H2, H3 diye H6'ya kadar devam edebilir. Peki mesela bir başlıkta H3 tagını kullandık diyelim. Hemen sonrasında tekrar H2 tagını kullanabilir miyiz? SEO grafileri aksini iddia etse de evet, kullanabiliriz. Çünkü hiyerarşik düzende 2 veya daha fazla ikincil öneme sahip ve kapsayıcı alt başlığımız olabilir. Örneğin arkadaşlar zeytinyağı nedir? Ana başlığına bakalım. Zeytinyağı nedir? Tabii ki H1 tagı içerisindeki bir ana başlıktır. Ama bunun 2 tane daha eşit öneme sahip alt başlığı var. Bunlardan biri zeytinyağı türleri nelerdir? Diğeri ise kaliteli zeytinyağının özellikleri nelerdir başlıklarıdır. Bunların da tabii H3'e tanımlı alt başlıkları var. Böylelikle arkadaşlar H3'ten sonra H2 kullanılabilmiş oluyor.
karışık geldiyse şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Alt elemanların önem sıraları farklı olabilir. Yani H2, H3'ün altında kullanıldığı zaman H3'ün gerisinde öneme sahip bir başlık olarak algılanmaz. O da kendi hiyerarşisi içinde bir üst başlıktır. İçerik. İlk paragraf. Yazıda ana başlıkta yer verdiğiniz anahtar kelimeler. İçerik yazısının ilk paragrafındaki ilk 50-100 kelime içinde mutlaka olmalıdır. Yazının devamı. Yazının devamında da arkadaşlar anahtar kelimeye birkaç kere daha yer vermelisiniz. İçerikteki anahtar kelime oranının %2,5 ile %3 arasında olması iyidir. Metindeki anahtar kelimelerin yüzdesel oranını hesaplamak istersek, metin içerisindeki anahtar kelime sayınızı toplam kelime sayınıza bölerek çıkan sonucu yüzde çarpabilirsiniz. Yani formül şudur arkadaşlar, anahtar kelime oranı eşittir anahtar kelime sayısı bölü toplam kelime sayısı çarpı 100. Eğer içeriği WordPress altyapısı bulunan sitelere giriyorsanız zaten arkadaşlar burada Yoast SEO eklentisi gibi size yol gösterecek eklentiler bulunur. Fakat içeriği özel bir yönetim paneli olan bir siteye giriyorsanız bu bahsettiğim formül epey işinize yarayacaktır. Toplam kelime sayısı ne olmalıdır? Arkadaşlar içerikte kaç kelime olması gerekliliği de en çok hurafe üretilen konulardan biridir. Kimi yazı ne kadar uzun olursa o kadar iyi olur der, kimi de işte 200 kelimeyi geçmemeli der. İkisi de tam olarak doğru değil. Bu aslında biraz makale yazdığınız konuya göre değişir. Sağlık ya da bilimle ilgili böyle teferruatlı bir konuda makale yazıyorsanız 200 kelime tabii ki yetersiz olacaktır. Güzellik ürünleri, gıda maddeleri gibi konularda da lazım olan bilgiyi özet şeklinde sunan 200-300 kelimelik makaleler yeterli olabilir. Hatta arkadaşlar yazdığınız anahtar kelimede daha önce içerik üretilmediyse ya da çok az üretildiyse 100 kelime bile yeter. Aslında makale uzunluğuna o konuda daha önce yazılmış ve Google'da ilk sıralarda listelenen makalelerin kelime sayılarına bakarak daha iyi karar verebiliriz. Yine Google'da kaliteli zeytinyağı kelimesine bakacak olursak ilk 3 sıradaki makalelerin uzunluğu şöyle. 1. sıradaki makale 400 kelime, 2. sıradaki makale 512 kelime, 3. sıradaki makale 465 kelime. Yani arkadaşlar yazmamız gereken makalenin kelime sayısı en az 400, en çok 512 kelime olmalı. Yani ikisinin arasında bir şey olabilir. Mesela 450 kelime olabilir. Tabii arkadaşlar müşteri sizden 1000 kelimelik ya da 100 kelimelik makale de isteyebilir. Bunu anlatmamın amacı kelime sayısı size bırakıldığında konuyla ilgili optimum kelime sayısını bulabilmenizdir. Yine arkadaşlar içeriye siz gireceksiniz. Bağlantılara da, ürün görsellerine de dikkat etmelisiniz. İçerik görselleri. İçeriğinizde mutlaka konuyla alakalı birkaç görsel bulunmalı. Bu görsellerin hem dosya uzantılarında hem de alt etiketi dediğimiz tanım etiketlerinde de anahtar kelimeler mutlaka olmalı. Dosya isimlerini arkadaşlar zaten bilgisayarınızdayken, masaüstünüzdeyken işte kolayca ayarlayabilirsiniz. JPEG'den önceki bölüme anahtar kelimenizi 3D biçimde yazmanız yeterli. Alt taklarında arkadaşlar yine editörlerden ayarlayabiliyoruz. Mesela WordPress'te resmin üzerine tıkladığınızda bir alan açılıyor. Buradaki tüm alanlara aynı anahtar kelimeyi kopyalayıp yapıştırır ve görsele bu tag işlenmiş oluyor. Buradan resme tıklayıp buradaki alanları doldurarak alt tagını eklemiş oluyorsunuz. Eğer HTML'de bunu yapıyorsanız da alt eşittir çift tırnak içerisine yazarak tagı girmiş oluyorsunuz. Bir nokta daha var arkadaşlar, görselleri yüklemeden önce JPEG Mini gibi bir programla sıkıştırıp boyutlarını azaltırsanız çok daha faydalı olur. Bunun da bağlantısını video açıklamasına ekledim. Bu program günde 20 JPEG formatında resme kadar sıkıştırma yapmanıza imkan veriyor. İçerik bağlantıları. İçeriğinizde arkadaşlar anahtar kelimenizden mutlaka konuyla ilgili içeriğe sahip başka bir sayfanıza link verilmiş olmalı. Yine başka bir sayfadan da makalenize aynı anahtar kelime üzerinden link verilmiş olmalı. Link mutlaka arkadaşlar anahtar kelimeye çapalanmış halde olmalıdır. Ana teknik özellikler bunlardı arkadaşlar. Fakat bunları da uygulamanız tek başına yeterli değil. Yazınız mutlaka özgün ve sürükleyici olmalı. Yazıyı okuyan kişi ilk paragrafta sıkılıp çıkarsa yaptıklarınız maalesef hiçbir işe yaramaz. 2. Yazılan makale nerelerde satılır? Yazdığınız makaleleri arkadaşlar Türkiye'de bu işin ticaretinin en iyi döndüğü R10 veya BM aracı gibi forumlarda satabilirsiniz. Yine buralarda arkadaşlar başlık açarak isteğe özel SEO uyumlu makale yazabileceğinizi de belirtebilirsiniz. Burada arkadaşlar makale piyasasına böyle epey öldürecek nitelikte düşük fiyatlar olsa da kaliteli bir makaleye
oradaki fiyatlardan daha yüksek bir meblağ ödeyecek müşteriler bulabilmek mümkün. Bunların dışında örneğin Beyondluk gibi sitelerde profil oluşturup burada da makale yazımı ilanları verebilirsiniz. Beyondluk'ta mesela fatura konusunu da onlar hallediyorlar fakat kazancınızın %20'sini komisyon olarak kesiyorlar. Bu yüzden yazdığınız makalelere bu bedeli de üzerine eklemelisiniz. Bu biraz fiyatı şişirse de kazancınızı kurtarmak için yapmanız gereken şey budur. Makale fiyatınızı hem forumlarda hem Beyondluk'ta piyasadaki örneklere bakarak kendiniz belirleyin arkadaşlar. Benim önerim arkadaşlar 320 kelimelik bir makale için 2019 yılı itibariyle 25 liranın altına düşmemenizdir. 3. Ticaret yaparken dikkat etmeniz gerekenler. Forumlarda makale ticareti yaparken dikkat etmeniz gereken konular. Örneğin biri sizden bir makale istedi, yazdınız, ücretini ödedi. Sonra 10 tane daha istedi. Bu toplu makale talebine girdiği için ücretin yarısını peşin isteyin. Ödemeyi kabul etmezse de sakın iş yapmayın. Tek makale talebinde de arkadaşlar diyelim biriyle ilk kez çalışacaksınız, ilk kez makale alışverişi yapacaksınız. Yazıyı hemen böyle Word formatında göndermeyin. Önce yazının ekran görüntüsünü JPEG ya da işte PNG formatında gönderin. Yani yazıyı okuyabilsin ama kopyalayamasın. Sonra arkadaşlar makalenin ücretini isteyin, yazının kopyalanabilir text formatını gönderin. 4. Nasıl fatura keseceksiniz? Bazen müşteriler arkadaşlar makale ödemesi karşılığında fatura isteyebilirler. Eğer Beyondluk gibi bir platform üzerinden çalışıyorsanız sorun yok. Fakat müşteri size forum, mail gibi harici yollardan ulaştıysa fatura istemesi sizin için sorun yaratabilir. Bunu aşabilmek için Türkçe desteği de olan remote.com/tr/adresinden hesap oluşturabilir ve müşterilerinize yurt dışı faturası kesebilirsiniz. Sisteme ücretsiz üye olursanız kazancınızdan %16 kesinti oluyor. Fakat arkadaşlar firması olan bir tanıdığınızdan isteseniz sizden %18 KDV, eğer hizmet sektöründe çalışıyorsa ki zaten bu yaptığınız hizmete girdiği için %20 kadar bir ek vergi ve gelir vergisi falan derken sizin paranızın yarısı gidiyor zaten. O yüzden bu açıdan Remote veya işte Beyondluk gibi bir siteyle çalışmak çok daha mantıklı. Video açıklamasında bu sitenin linkini de verdim. Orada arkadaşlar nasıl kullanılacağı, komisyon oranları, bununla ilgili epey bir bilgi mevcut. İnceleyip aklınıza takılan her şeyin cevabını oradan bulabilirsiniz. Geldik SEO yolu makale yazarak para kazanma videomuzun sonuna. Anlattıklarım hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, çan simgesine tıklamayı ve tabii mümkünse yorum yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.